Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız gibi kaybolan kardeşlerden bahsedeceğim. Her neyse, eğer bu video hoşunuza giderse beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir isteğiniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Jane 10 Eylül 1956, Arna 11 Kasım 1958, Grant ise 12 Temmuz 1961 yılında dünyaya gelen Avustralyalı kardeşler, Güney Avustralya'nın Adelaide şehrinde bulunan Glenelg plajına yüzmeye gittiler. En büyükleri Jane 9, ortanca kardeşleri Arna 7 ve en küçük kardeşleri ise daha 4 yaşındaydı. 26 Ocak 1966 yılında gittikleri o sahilden bir daha geri dönmediler. Çocukların kaybolduğu gün soruşturma yapan polis, pek çok tanığın doğrulamasıyla beraber çocukların yanlarında 30'lu yaşların ortasında açık kahverengi saçlı, bronz tenli, uzun boylu, ince bir yüz yapısına sahip ve orta yapılı bir adam olduğu doğrulandı. Daha sonra çocukların sahilin yakınında olan bir dükkanda 15.00 civarında olduğu da tanıklar sayesinde doğrulanmış oldu. Polisler aslında başta çocukların kaybolmuş olabileceğini düşünmedi. Sadece bir yerde oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlayamadıklarını düşündüler. Ve böylece yakın çevrede başlayan bu arama, kum tepeleri, okyanus, yakın binalar, havaalanı, demir yolları, karayolları derken bütün ulus bu davadan 24 saat içerisinde haberdar oldu. Polis çocukların giysi, havlu ve çanta gibi 14 ayrı eşya götürdüğünü de doğruladı. Fakat bu eşyalardan birisine bile ulaşılamadı. Bir kadın 29 Ocak saat 19.00 civarında Petawolonga tekne limanı yakınlarında Beaumont kardeşlerine benzeyen 3 çocukla konuştuğunu söyledi. Böylece bütün arama ekipleri o bölgeye gitti. Fakat yapılan aramalar sonucunda hiçbir iz bulunamamıştı. Anne ve babalarının söylediklerine göre çocukları oldukça utangaçtı. Özellikle de Jane. Yani çocukların bir yabancıyla konuşmuş olması oldukça zor görünüyordu. Polisin yaptığı soruşturmada sahilin yakınında olan Renzel's Bakery'de Jane'in bir sterlinlik banknotla etli börek aldığı doğrulandı. Dükkan sahibi çocukları oldukça iyi tanıyordu ve annelerinin onlara sadece otobüs ve öğle yemeği için 6 şilin ve 6 peni verdiğini söyledi. Böylece çocukların başkalarıyla görüşmüş olduğu da doğrulanmış oldu. Polis çocukların bu adamla daha önce sahile gittiklerinde tanıştıklarını ve gün geçtikçe karşılaştıkça bu adama güvendiklerini de tahmin ediyordu. Aslında Arna daha önce annesine Jane'in sahilde bir erkek arkadaş var diye itirafta bulunmuştu. Fakat anneleri Nancy bunu bir oyun arkadaşı olabileceğini düşünerek ciddiye almamıştı. Günler geçtikçe uluslararası çapta yayılan bu davaya ilgi gitgide artıyordu. En son 8 Kasım 1966 yılında Hollandalı bir medyum olan Gerard Crossey getirildi ve medya çılgına döndü. Gerard Crossey gün geçtikçe araştırmalarını yapıyor fakat her gün hikaye değişiyordu. En sonunda çocukların öldürülmüş ve cesetlerinin gömülmüş olanabileceği bir arazi söyledi. Medium'un söylediği bu arazi iş insanı Harry Phipps'a aitti. Bir süre kaz çalışması yapılmasına izin verilmedi ve direndi. Daha sonra ise izin verdi. Şüpheliler arasında olan Phipps'in arazisi de çocukların en son görüldüğü yere sadece 5 kilometre uzaklıktaydı. Ve Phipps 2004 yılında hayatını kaybetti. Avustralya hükümeti bu davayı çözmelerine yardım edecek bilgiyi verenlere 1 milyon dolarlık Avustralya doları verileceğini açıkladı. Ama hiç kimse bir bilgi veremedi. 2013 yılında arazi içerisindeki başka bir bölge kazıldı. Fakat ne çocuklara ne de adama dair herhangi bir ize rastlanamadı. Ve bu olay hala gizemini korumaya devam etmektedir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çocuklara ne oldu ya da adama ne oldu? Sizce adamla mı kaçtılar? Yoksa gerçekten başka bir yerde öldürüldüler mi? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.